Galiba geldim. Güç bankası kameramızı şarj etmiyor. Ama neden? Kablodan kaynaklı bir durum mu? Güç kaynağı sürekli kendini uykuya mı alıyor? Her neyse. Bu manzara için buraya geldik. Şimdi bunun tadını çıkaralım. Evet, ne yazık ki ağaçların üzerinde videolarda gördüğüm gibi arabesk arabesk isimler yazıyor ama şu yol boş ya. Şu yol sadece şu an için bana ait ya. Müthiş. Bu yolun öyle acıklı. Öyle durum bir hikayesi var ki. Gerçekten bu yol dedikleri gibi 3 kilometre gidiyor sanki. Ve Allah'tan fark ettim, hemen başında girdim yola. Aslında maksat buraya gelmekti. Bu yolu diğer ucuna kadar gidip oradan dönüp hava daha fazla kararmadan en azından güneşten batmadan dönüş yoluna girmem lazım. Sonuçta burası için geldik buraya. Gerçekten güzel. Yol boyunca dikilen sağlı sollu okaliptüs ağaçları bambaşka bir çehre yaratmış. Tam ayağımı ısıran bir sinek varmış. Ayağımı kaşırken sineğin canını okudum. O da ne kadar kan varsa döktü. Benden emin değil. Yalnız bu bozulmasa neydi be dayı oğlum? Bu yolun kenarındaki evler müthiş. Malikane gibi. Dönün. Dönümlerin içinde müthiş apartmanlar. Apartman dediğime bakmayın. Depo yapıyor. İkişer katlı. Tekil, müstakil. Ve burada yürüyüş yapılır, koşu yapılır. Her şey yapılır. Sizin sevginiz şu ağaçların gövdesine isim kazımaksa olmaz olsun öyle sevgi ya. Ne sevin ne de sevdiğinizi hissettirmeye çalışın karşınızdaki insanı.
kadar rezil. Arabesk. Bencilce bir tavır olamaz ya. Çok iyi, çok. Çok güzel manzara. Güneş solumuzdan batıyor. Buranın sivrisine yeri yanlar zaten dadandı bacağımıza. Geçmiş zaman düşününce 1930'lu yıllarda, 1938'de buradaki bataklığın sayısız can alması ve ona böyle bir çözüm bulunması, bu çözümün uygulanmasındaki insanların fedakarlığı müthiş ya. Çok başka bir duygusu var bunun diye. Hikayeyi bilerek gelmek insanı daha çok etkiliyor. Budur. Mevzu budur. Aynı yolu dönmek var içinde. Sekiz buçuk, 9 dakika. 9 dakikada geldik. İşin tek kötü yanı kamera şarj anlı. Bu güç kaynağında. O zaman biz de güç kaynaklarını değiştiririz.